Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Evde yoğurtlu İskender keyfi yapıyoruz. Yanında da tırnaklı pidemiz nasıl yapılır onu gösteriyorum. Lokantalarda yediğiniz tırnaklı pidenin aynısı. Hamurunu hazırlamanız 5 dakikanızı bile almıyor. Mutlaka deneyin derim. İzlemeye devam edelim. Hamur içinde kullanıyoruz 2 su bardağı un, yarım paket kuru maya ve yeteri kadar ılık su kullanıyoruz. Evet, ne yaptım? Pide hamurum hazır. Böyle elimize yapışacak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Çok sert yapmayın. Yoksa pidemiz sert olur, yumuşak olmaz. Şimdi bunu bir 15 dakika bekleteceğim ben. Çok az bir kabaracak. Çok kabarmasını beklemeyin. Evet, hamurum biraz kabarmış. Gördüğünüz gibi ele biraz yapışan bir hamur oluyor. Bunu hemen tezgahıma alıyorum. Tezgahımı biraz unladım, yapışmasın diye. Pazılara böleceğim. Ben çok çıkartmayacağım. Kendimize göre hazırladım. 2 veya 4 adet pide yeterli benim için. Evet, gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur. Ve bunu hemen kendine getirip pazılara ayıracağım. Dediğim gibi 2 veya 3 pide benim için yeterlidir. Ne yapıyoruz? Yoğurtlu İskender. Ben 2'ye böleceğim. 2 pide çünkü benim için yeterli. Evet, bu şekilde pazılar hazırlıyorum ve unlamış olduğum tepsime koyuyorum. Bir 10-15 dakikada o şekilde bekleyecekler. Evet, ikinci pazım da hazır. Şimdi 15 dakika beklesinler, sonra pidelerimizi açmaya başlayalım. Mayamız biraz kabardı pazılarım. Şimdi bunları ben pide şeklinde, pidemi nasıl yapacaksam, yuvarlaksa yuvarlak açacağım, ovalse oval hazırlayacağım. Önce bir hazırlayalım, sonra sosunu süreceğim üzerine, sonra da tırnakla şekil vereceğim. Evet, pidemi yuvarlak bir şekilde açtım. Pidemizin her yerine sosu sürüyorum. Evet, pidemizin üzerine yumurtalı ve yoğurtlu sosumuzu sürdük. Üzerine de tırnaklarımızla şekil verdik ve hazırlamış olduğumuz pideleri tepsimize koyduk. Birini oval, birini yuvarlak yaptım. Evet, pidelerim 200 derece fırında pişmeye hazırlar. 30 dakikada hazır olacaktır. Gördüğünüz gibi kızarmaya ve kokmaya başladılar. Hazırlayacağım birazdan. Ne yaptık? 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, 2 yemek kaşığı salça, evde yapım salçası, doğal. Bir de domates sosumuz var. Bunu da dolabımdan çıkarttım. Taze domates. Bu şekilde birazdan hazırlayacağım. Sosum da hazır olacak. Evet, sosumuz için ne kullandık tekrarlayalım. 2 yemek kaşığı kadar ev salçası, 1 su bardağı kadar domates sosu, doğal, organik. Tereyağımı ekledim. Tereyağı biraz erimeye başladıktan sonra hemen salçamı koyacağım. Sonra da domates sosumu ekliyorum. Evet, salçamı da ekledim ve güzelce pişmesini sağlayacağım salçamın. Evet, salçam da hazır salça değil, ev yapımı. Ne yapıyoruz? Yoğurtlu İskenderimizin domates sosunu hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımı ekledim. 2 yemek kaşığı kadar da ev salçamı ekledim. Bir de domates sosumu hazırlayacağım. O da doğal, bahçemden. Bahçemin domatesinin sosu. Porsiyonluk ne yapıyorum? Yoğurtlu İskender yapıyoruz. Pidemizi hazırlıyoruz. Şimdi pidemin pazılarını hazırladım. Biraz mayalamaya bıraktım onları. Salçam biraz kendine geldikten sonra hemen domates sosumu koyacağım. Evet, domatesimi de ekledim. Bunu da güzelce erimesini sağlıyorum. Domatesini bol seviyoruz. Dolaptan çıkarmış olduğumuz eti dikkatlice keselim. Donuk olduğu için ince ince ve güzel kesebilirsiniz. Evet, ince ince keselim. İnce ince kesiyoruz ki pişmesi kolay olsun. Ürünlerimi kavurmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi kuyruk yağı erittim. Kendi yağı ile kavrulsun diye. Evet. Ne yapıyoruz? Yoğurtlu İskender yapıyoruz. İnce ince doğradım etlerimi ve şimdi kavuruyorum. Dediğim gibi kendi yağında kavruluyorlar. Zeytinyağı koymadım. Kuyruk yağını erittim, gördüğünüz gibi kenardan yağlarını salıyorlar ve dönerimiz güzelce kavruluyor. Evde döner yapabilirsiniz bu şekilde. Dışarıda yemeleri ne yaptık, bıraktık. Bugün de yoğurtlu İskender yapıyoruz. Pidemiz de fırında pişiyor. Pidelerimi fırına koydum, tırnaklı pidelerimi. 2 porsiyonluk hazırlıyorum ben bugün. Evet, etimiz çok güzel kızardı. Tuzunu, kimyonunu, pul biberini ve karabiberini koydum. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Tırnaklı pidemizin üzerine sürdüğümüz sosu hazırlıyoruz. Evet, pidemizin üzerine süreceğimiz sosunu hazırlıyorum. 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt ve çok az kahve fincanı kadar su ekledim. Bunu pidemizin üzerine süreceğiz. Şeklini vermeden önce. Evet, sosumuz hazır. Evet, pidelerimiz pişti, misler gibi koktu. Fırından çıktıktan sonra üzerine bez örtelim, yumuşasın. Pidelerimizi küçük küçük küp küp keselim. Servis yapacağımız tabakları çıkarıp tabağa ilk olarak pidelerimizi koyalım. Pidelerimizin üzerine sıcak domates sosumuzun yarısını dökelim, yarısını da en son üzerine bırakalım. Sosumuzun üzerine yoğurt gezdirelim. Etimizi koyalım. Etimizi koyduktan sonra sıcak domates sosumuzu tekrar üzerine döküyoruz ve kenarlarına en son yoğurt koyabilirsiniz. Evet, yemeğimiz hazır. Acı sevenler yeşil acı biber eşliğinde servis yapabilirler. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.